Evet, 9 Haziran Çarşamba gününden hepinize iyi akşamlar dileyerek bugünkü yorumlarımıza başlayalım. Evet, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin'le birlikte Ankara çıkarması yaptı. Günübirlik bir ziyaretti bu ve burada MHP'nin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a esnafın sorunlarını ileten bir dosya verildi efendim. Kamuoyuna, basına yapılan açıklama bu yönde. Başka detaylar varsa ya da Adem Başkan ne için gitti onu bilmiyoruz. Sadece basına, kamuoyuna yapılan açıklama bu yönde. Kimi kaynaklar bu ziyaretin Antalya milletvekili olduğu için Abdurrahman Başkan, yatırımlar da zaten iş çevresi de Antalya'da. Bu ziyaretin Antalya'da yapıldığını söyledi ama Adem Başkan'ın paylaşımlarından yola çıkarak aslında ziyaret Ankara'da yapıldı efendim. Şimdi neden böyle diyoruz? Çünkü Antalya buradan özellikle Başkan Yücel'in son model makam arabasıyla bir saatlik bir yol. Gidersiniz bir saatte, işte bir saatte oturursunuz orada çay kahve muhabbet, bir saatte de geri dönersiniz. 3 saatlik bir yol. Ama Ankara daha biraz zahmetli. Yani nereden baksanız 6-7 saat bir yolculuk var. Efendim orada işte trafik var, şu var, bu var. Yani bir gününüzü orada harcamak zorundasınız. Dosya vermek için, sadece sırf dosya vermek için bu ziyaret yapılmalı mıydı? Atıyorum bu dosyayı WhatsApp'tan da atabilirsiniz ama belki başka görüşmeleri vardı Adem Başkan'ın ve beraber gittiği ekibinin. Onu tabii şu anda bilmiyoruz. Ankara'da olduğunu nereden biliyoruz? Hemen onu söyleyeyim. Bu ziyaretin ardından MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kabri başında dua ederken bir fotoğraf paylaştı ve başbuğumuz için dua ettik ifadeleri kullandı. Şimdi merhum başbuğun kabri Antalya'da değil, Ankara'da. Dolayısıyla biz de böyle bir çıkarımda bulunduk efendim. Buradan da efendim işte ziyaret Antalya'da oldu diyenlere de bir cevap olsun. Evet, gündeme şöyle bir bakalım efendim. Alanya Belediyesi belki dış pazarı genişletme adına, işte nedir? İskandinav pazarımız var, Rus pazarımız var. Belki Türkiye Cumhuriyetleri de belki biraz tavlamak için güzel bir hamle yapmış efendim Alanya Belediyesi. Eserleri ve düşünceleriyle Kazakistan tarihinin önemli kişiliklerinden olan Abay Kunanbayoğlu, Kazakistan'ın böyle bir meşhur bir ismi varmış efendim. Abay Kunanbayoğlu adına Cuma günü, yani yarın değil öbür gün Alanya'da bir park açılışı yapılacakmış. Mahmutlar Mahallesi, biliyorsunuz Mahmutlar Alanya'nın en kozmopolit bölgelerinden, mahallelerinden bir tanesi. Hatta insanın mahalle demeye içi el vermiyor. İlçe diyesi geliyor ama Alanya ilçe olduğu için tabii Mahmutlar'a da mecburen mahalle diyeceğiz. İnşallah Alanya bir gün il olduğunda en başta zaten konaklıyla beraber Mahmutlar ilçe olacak. Nüfus ve coğrafya açısından müsait. Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, Şükrü Kaptanoğlu Lisesi yanındaki bu parkın açılışı Cuma günü saat 16'da yapılacakmış efendim. Bir kez daha söyleyelim. Kazakistan tarihinin önemli kişiliklerinden Abay Kunanbayoğlu imiş bu parkın ismini taşıyan kişi. Ve Cuma günü bu açılış yapılacakmış. Güzel bir hamle. Efendim işte Alanya Spor'un Alanya'da vefat eden futbolcusu Joseph Sural adına bir park yapılmıştı. Alanya bu açıdan vefalı, bu tür değerleri göz önünde bulunduran bir ilçe, böyle bir kültürel kimliğimiz var. Evet, Alanya Nüfus Müdürü Hasan Başaran, aslen Demirtaşlı kendisi, uzun bir süre önce, 8 ay önce efendim, yaklaşık 8 ay önce Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne atanmıştı. İlçeden ile gitmişti. Tıpkı Alanya Milli Eğitim Müdürü iken Antalya'ya atanan İl Milli Eğitim Müdürü olan Alanyalı Hüseyin Er gibi. Ve 8 aydır vekaleten bir müdür görev yapıyordu Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde. Ve bu nüfus müdürlüğüne bir atama yapılmış. Hemen komşu ilçemiz
Konya'nın ilçesi Hadim'in ilçe nüfus müdürü Mustafa Karlıbaş Alanya'ya atanmış. Hadim dediğiniz buradan yola çıkıyorsunuz efendim. Kuş yuvası üzerinden, yani Konya yoluna gitmenize bile gerek yok. Mahmutların üst tarafından, kuş yuvasından ya da Din bölgesinden kuş yuvasına çıktığınız zaman Hadim çok yakın ilçelerden bir tanesi Konya'nın. O yüzden hani bize yabancı değil. Belki ileride Alanya il olduğunda Hadim'in bize bağlanma olasılığı bile olduğu konuşuluyor. O yüzden de biz nüfus müdürümüze, yeni nüfus müdürümüze şimdiden hayırlı uğurlu olsun görevinde başarılar diliyoruz efendim. Evet, bugün sabah saatlerinde bir haber paylaştık efendim. Büyükalanya.com internet sitemizde. Belki de günün en çok tıklanan, en çok okunan, kamuoyunda günün en çok konuşulan haberlerinin başında geliyordu. Neydi efendim, hemen söyleyelim. Az önce belirttik. Mahmutlar pardon, Mahmutlar Mahallesi Alanya'nın en büyük yerleşim birimi. Mahmutlar Mahallesi'nde bir yapı var efendim. Ana caddede yola sıfır, sahil yoluna sıfır, sahil kısmında değil de diğer tarafında, kuzey tarafında yola sıfır bir aşağı yukarı 150 metrekarelik tek katlı bir bina yapılıyor. Nereye yapılıyor? Alanya'nın büyük inşaat firmalarından Konak İnşaat'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı Konak Seaside Tower isimli bir sitenin içerisine, yani sitenin yaşam alanına yapılıyor efendim bu yapı. Evet, günün en çok okunan haberlerinden bir tanesi bu olmuş efendim. İkinci sırada büyükalanya.com'da. Diğerini, en çok okunan haberi biraz sonra söyleyeceğiz. Alanya'da bir skandal haberini sizlerle paylaşacağız. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Önce bu Mahmutlar'daki Konak İnşaat'ı söyleyelim efendim. Konak İnşaat'ın yaptığı Konak Seaside Tower Otel'in sosyal alanına bir kamelya yapılıyor efendim. Sitede ikamet edenler, yaşayanlar gelsin orada akşamları piknik yapsın, otursun, sohbet etsin diye. Ve ne hikmetse hiçbir gerekçe olmadan ya da hiçbir ihtiyaç olmadan bu kamelyaya geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren imar barışı kapsamında bir imar barışı belgesi alınıyor efendim. Normalde işte Alanya'nın Oba, Cikcilli, Kestel, Çıplaklı gibi bölgelerine yapılan büyük sitelerdeki kamelyalara ekstradan bir imar barışı belgesi almaya gerek yok. Niye? Çünkü sitenin içerisine bir sosyal donatı alanı efendim kamelyalar. Ama ne hikmetse başvurulmuş ve ne hikmetse efendim bu kamelyaya bir belge verilmiş. Daha sonra iddialara göre bu kamelya yerinden sökülmüş ve yerine şu anki mevcut büyükalanya.com internet sitemize girdiğiniz zaman ya da Facebook sayfalarımızda görebilirsiniz efendim bu binanın değişik açılardan görüntülerini. Buraya 150 metrekarelik tek katlı bir yapı inşa edilmiş. Yolun hemen dibinde efendim, yola sıfır, duvarın dibinde. Yani duvarı kırsanız, bir kapı açsanız çok rahat bir lokanta, pastane, restoran olabilir. Ve tabii bina yapılmaya başlandıktan sonra Alanya'nın önemli pastanelerinden bir tanesi buraya talip olmuş. Görüşmeler başlamış. Site yönetimi, inşaatın sahipleri tabii ki demişler size burayı kiraya verebiliriz. Bakın, kamelya olarak yapılan ve imar barışından faydalanan yapı bir anda 150 metrekareye çıkıyor ve bir pastane zincirine kiralanmak isteniyor efendim. Tabii Alanya Belediyesi bu duruma hayır demiş. Biz buna izin veremeyiz. Emsal teşkil eder. Diğer sitelerde benzer uygulamalar yapar ve siteler site olmaktan çıkar, ticaret alanına dönüşür diyerek, benim tahminimi söylüyorum, buna karşı çıkmışlar. Tabi bu arada şikayetler artınca zabıta görevlendirilmiş efendim. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Mahmutlar'daki Konak inşaata ait Konak Seaside Tower Otel'e, özür dilerim, bu siteye giderek ne oluyor burada demişler ve zabıta memurlarına
imar barışından faydalanan yazıyı göstermişler efendim. Burası imar barışından istifade etti diye. Tabi zabıta memurları da metrekaresine bakmadan tamam o zaman deyip gerisin geri gitmişler. Şimdi tekrar söyleyelim. Kamelya atıyorum 30 metrekare ise ve kamelyaya hiçbir yapı ruhsatı, imar barışı gerekmezken böyle bir belge alınmış ve zabıta memurlarına tutanak tutmak için gelen devletin memurlarına bu belge gösterilmiş. 30 metrekarelik kamelyaya istenen ama verilen ama 150 metrekareye çıkan bu yapının sanki o yapıya aitmiş gibi o belge gösterilmiş. Tabii daha sonra şikayetler artınca Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü duruma el koymuş ve tutanak tutulmuş efendim. Şimdi ne zaman olmuş bu olaylar? 2 sene önce. Bizim niye haberimiz yoktu? Bizim haberimiz olmadı efendim. İhbar sonucu biz de olay yerine gittik ve bu görüntüleri, fotoğrafları elde ettik. Sizlerle de sitemiz vasıtasıyla paylaştık. Şimdi normalde bu binanın yıkılmış olması lazım. Neden? Çünkü bir sitenin bahçesinde ne olur? Çok basket sahası olur. Çoluk çocuk oynasın diye. Tenis kortu olabilir. Yüzme havuzu olabilir. Ya da efendim bir kamelya olabilir. Orada sitede ikamet edenler otursun, dinlensin diye ama bir pastaneye verilmek üzere yola sıfır bina neden yapılsın? Şimdi bu neden yıkılmamış efendim? Burası soru işareti. Acaba birileri mi devreye girdi? Bunu düşünmek istemiyoruz. Aklımıza böyle bir şey gelsin istemiyoruz ama tabii yıkılmaması da ayrı bir soru işareti. Bu arada efendim pastane zincirin verilmek istenen yer belediye tarafından reddedilince pastane zincirinin işletmecileri biz burayı almaktan vazgeçtik demişler. Tabii bina da yapılmış. O zaman biz konak inşaat olarak burayı satış ofisi haline getirelim. Bu kadar yaptığımız masraflar boşa gitmesin denilmiş iddiaya göre. Ve bu yüzden de şu anda bina olduğu yerde duruyor efendim. Tabii Alanya Belediye Meclisi'nden bazı isimlerin konak inşaatın bazı işlerini yaptıkları, işte efendim iş takibi, harita kadastro ya da mimari çizimler gibi işlerini yaptıkları, bu yüzden de konak inşaatın bu tür girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Bakalım Alanya Belediyesi Başkan Yücel nasıl bir tasarrufta bulunacak? Biz de bunu takip edeceğiz sizler adına, kamuoyu adına. Evet, ikinci en önemli konu efendim. Günün en çok okunan, tıklanan haberi. Aslında ben Konaklı bölgesi olarak yazmıştım. Çünkü en çok mağdur orada. Ama tüm Alanya genelinde varmış efendim. Bitcoin skandalı. Şimdi bayramdan önce bir ihbar geldi bana. Ve Alanya'da çevre yolu üzerinde, Alanya Adliyesi'ne gelmeden, yani Gazipaşa istikametinden Alanya Adliyesi'ne giderken çevre yolu üzerinde Asat Müdürlüğü vardır efendim sağ tarafta. Asat Müdürlüğü'nün 2. ya da 3. katında bir Bitcoin işiyle uğraşan bir ofis olduğu yönünde bir ihbar geldi. Ben tabii bunu kolluk kuvvetlerine bildirdim. Böyle bir ihbar var. Biz gidersek, çekim yapmak istersek belki tatsız olaylar yaşanabilir ama mağdur olduklarını söyleyen çok sayıda vatandaş var. Siz bu konuda bir girişimde bulunur musunuz diyerek ben kolluk kuvvetlerine bilgi verdim. Ondan sonra benden iş çıktı. Bu sabah beni Konaklı bölgesinde uzun yıllardır tanıdığım Süleymanlı cemaatinin de bölgedeki önemli simalarından bir dostumuz aradı. Dedi ki birkaç gündür Twitter'ına, işte sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Bitcoin skandalı ile ilgili bir haber göremedim dedi. Ben de ne için dedim, yani böyle bir olay mı var dedim. Sen dedi nasıl gazetecisin dedi. Biraz da dalga geçti tabii bizde ve olayları anlattı efendim. Olaylar şöyle gelişiyor. Bu çevre yol üzerindeki sözünü ettiğim Asat'ın 2. ya da 3. katındaki ofiste vatandaşlardan sanal para alışverişi yapılıyormuş.
Vatandaşlar o sisteme giriyormuş. İşte kaldıraç, indirgeç falan gibi sistemler varmış orada. Atıyorum, kaldıraçın anlamı şuymuş. Biraz sonra ona geniş bir şekilde değineceğim. Mesela kaldıraç şuymuş efendim. 10 lira yatırıyormuşsunuz. 10 TL. Belki 10 dakika sonra bu 1000 TL'ye, 10.000 TL'ye, belki 100.000 TL'ye çıkabiliyormuş. Paranızı aldınız aldınız, alamadınız. Orada ya duruyormuş ya da değeri düşüyormuş gibi böyle acayip kombinasyonlar var. Konaklı'da 7'den 70'e, turizmcisinden postacısına, efendim manifaturacısından temizlik işçisine kadar yüzlerce vatandaş bu sisteme girmiş. Çünkü bölge bölge dolaşıp bu sistemi anlatan güzel giyimli, şık arabalı, güzel arabalı, son model arabalara binen tipler varmış. Geliyorlarmış bir yere 3-5 gün takılıyorlarmış bir restorana, pastaneye ya da bir mekana. Oradaki insanlarla, işletmecilerle tanışıyorlarmış ve sistemi anlatıyorlarmış. Bakın işte benim geçen sene hiçbir şeyim yoktu. Bu sisteme girdim, bu son model lüks arabayı aldım. İşte evim falanca sitede, triplex villada oturuyorum gibi insanları etkileyecek maddi kazanımlardan bahsediyorlarmış. Hani Yılmaz Erdoğan'ın Neşer Hayat filmindeki o sistem gibi bir şey efendim. Tabii geçmiş dönemlerde Kenan Şeranoğlu, yanlış hatırlamıyorsam, bu ilk bu işleri çıkartan Bitcoin'in atası sayılabilecek, Türkiye'deki atası sayılabilecek sistemler hep gelmiştir efendim. İşte geçmiş dönemde 80'li yıllarda biz çocukken bankerler vardı. En önemli isimlerden bir tanesi banker Castelli'ydi. Cevher Özden binlerce insanın canını yakmıştı efendim. Cezaevine girdi, çıktı, battı, çıktı ve en sonunda da belki o insanların batan, intihar eden, yuvaları dağılan insanların ahını aldığı için belki de tırnak içinde ofisinde başına tegel ateş ederek intihar etti efendim. Yani bu işlerin sonu yok. Ben bu haberi paylaştıktan sonra, sabah saatlerinde paylaştım ben bu haberi. Öğleden sonra bir dostum aradı benim. O bölgede yaşayan, Batalanya'da yaşayan bir dostum aradı. Dostumun eşi ve eşinin kardeşi, erkek kardeşi de çok büyük paralar kaybetmişler. Mesela benim dostumun eşi 60.000 TL kaybederken kardeşi de 120.000 dolar kaybetmiş efendim. Bizim gibi yüzlerce insan var diyor. Tabii diyor, bu sistemi yürüten, Alanya'da yürüten kişiler de mağdur. Çünkü onların da bir suçu yok diyor. Biz nereye başvuracağımızı bilemiyoruz diyor. Şimdi bir yere başvursanız bile efendim, bu kumar gibi bir şey. Yani siz para kazanmak için zar atıyorsunuz. Zar her zaman altı altı gelmez ya da bir bir gelmez. Yani ben zar oyununu bilmiyorum ama hani ikisi aynı gelince kazandığını biliyorum. Altı altı diyelim. Altı altı gelmiyor efendim. Şimdi siz gönüllü olarak zar atıp, barbut deniliyor efendim buna. Siz barbut attığınız zaman kaybederseniz karşı tarafın bir suçu yok. Siz gönüllü olarak o zarı para kazanmak için atıyorsunuz. Dolayısıyla savcılığa da başvursanız, emniyete de, jandarmaya da başvursanız sizi hiç kimse başına silah dayayarak o sisteme sokmadı efendim. Bir bardak soğuk su içeceksiniz. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden de bu işler böyle efendim. Evet, Alanya'da gelişmeler bu yönde. Bu arada Alanya Spor'un bugün kongresi vardı efendim. Saat 3'te başladı. Ve Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi. Hasan Başkanı da Alanya Spor'u bu seviyelere getirdiği için kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten büyük işlere imza attılar. Alanya Spor bugün dört büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi kulüplerin hemen arkasından gelen bir kulüp haline geldi. Alanya'nın ismini de tüm dünyada, tüm Türkiye değil sadece, tüm dünyada duyuran bir spor kulübü haline geldi. Başarılarının devamını diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Tekrar özet geçelim. Mahmutlar'daki konak inşaatın yola sıfır yapıp projede olmamasına rağmen kamelyadan büyüttüğü
bu 150 metrekare civarında olan ofisin peşindeyiz efendim. Bu bir. İkincisi de Konaklı'daki bu ve Konaklı sadece Konaklı değil, bütün Türkiye'yi kapsayan, bütün Alanya'yı kapsayan bu Bitcoin skandalı konusunda da tekrar edelim. Tabii ki hakkınızı savunmak için, paranızı almak için savcılığa bir dilekçe verin. Kaybım şu kadar deyin. En azından belki suçlular yakalanırsa, oradaki ne kadar bulunursa hesaplarında, kasalarında belki bir miktar paranızı geri alma imkanınız olur ama alın teri olmadan para kazanma derdine düşülürse efendim işte sonucu bu. 60 bin liranız da gider, 120 bin dolarınız da gider. Allah'tan hayatınız gitmemiş. Buna da şükür deyin deyip bugünlük müsaade isteyelim. Yarın akşam başka konularla yeniden görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar.